Pardon. Başkanım hoş geldiniz. Teşekkür ederiz başkanım. Sizi burada ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Beşiktaş'ın sizin açınızdan ne kadar özel bir yer olduğunu hep hissettirdiniz bize süreç boyunca. Hem en son mitingleri Beşiktaş'ta yaptınız. Biz bunun bir totem olduğunu düşünüyoruz. İnşallah. Beşiktaş yine en son seçimlerde İstanbul'da en yüksek oranda desteği sağlamayı başardı. Yani Beşiktaş'a yapmış olduğunuz hizmetler aslında bir anlamda da karşılığını bulmuş oldu. Yani 5 senelik bir sürecimiz vardı. Burada verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Hem de yeni dönemle ilgili yapacağımız çalışmalar için çok heyecanlıyız. O anlamda da tekrar size ağırlamış olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Hoş geldiniz başkanım. Teşekkürler. Rıza Başkanımız Beşiktaş'ta ikinci dönemiyle beraber daha güçlü hizmetler verme konusunda yola çıktı. Milletimizin teveccühüyle, kararıyla Rıza Başkanımıza başarılar diliyorum. Umarım Beşiktaş'ın en başarılı 5 yılını yaşar. Ve şunu söyleyelim, Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle geçtiğimiz dönem gördük ki bazı ilçelerimiz gerçekten ihmal edilmiş ve görmezden gelinmiş. Bu noktada Beşiktaş ilçemiz de bunlardan birisiydi. Ve hani neresine baksanız yapacak işiniz oldukça yüksek seviyedeydi. Ama eş güdüm içerisinde, işbirliği içerisinde belli bir sıralamayla Beşiktaş ilçemizde özellikle altyapıya dönük, özellikle bazı ana arterlerin, caddelerin güçlü bir biçimde vatandaşımızın konforlu kullanımına dönük yenilenmesiyle ilgili ki bunlar şehrin kalbi diyeceğimiz alanlar ve her ne kadar Beşiktaş'ın ikamet nüfusu İstanbul'un çok da yüksek olmayan ilçelerinden birisi olsa da günlük nüfusuna baktığınızda, gün içinde yaşayan nüfusuna baktığınızda muhtemelen ilk beşe girecek seviyede bir yoğunluğa sahip bir ilçemiz. Bu yönüyle burada yaptığınız hizmet aslında İstanbul'un genelindeki kullanım konforuna da büyük katkı. Sel ve su baskınından tutun, yolların iyileştirilmesine, meydanlarından tutun, parklarının geliştirilmesine ve ulaşımla ilgili özellikle metro atılımımızın da önemli noktalarından birisi olan Beşiktaş'ta çok değerli bir 5 yılı ortaya koyduk. Tabiri caizse alacaklı olan bir kısım ilçelerimizin alacağını Büyükşehir Belediyesi nezdinde büyük bir gayretle dengelemeye gayret ettik. Hep söylüyorum bunu yaparken 39 ilçemizin hiçbirisini de ihmal etmeden yaptık. Onu da ifade etmek gerekir. Bugün yine yeni bir 5 yıla Rıza Başkanımızla birlikte hizmet edeceğimiz ikinci dönemimize girerken tabii 39 ilçemizi geziyoruz. Birlikte stratejik planımız var ama İstanbul'da en hazırlıklı olduğumuz ilçelerden birisi. Biz ikinci 5 yılda da ne yapacağımızı iyi biliyoruz. Ve birlikte yine çok değerli işlerimize İstanbul adına imza atmaya devam edeceğiz. Ve buradaki iyi etki bütün İstanbul'a nasıl iyi geleceğini de insanlara nasıl kendisini iyi hissettireceğini de görebiliyoruz. Bu bağlamda görevimizin,
işimizin hem yoğunluğunun hem de aynı zamanda hassasiyetinin farkındayız. Hem iki yol arkadaşı olarak, hem iki dost olarak, hem de iki iyi hizmet etme gayreti yüksek belediye başkanı olarak başkanımızın Beşiktaş'taki yüksek başarısını, İstanbul'da da bizlerin kapsayıcılığını, adaletini ve her ilçeye iyi hizmet sunma gayretinin umuyorum bu 5 yılın sonunda çok güzel sonuçlarıyla yine elde edeceğimiz günlere birlikte varabiliriz. Üstün başarılar diliyorum başkanım size, seçilen heyetinize, bürokrasisinize ve özellikle çok hassas Beşiktaş halkının da işbirliği içerisinde güzel bir 5 yılı size diliyoruz. Hep birlikte çok güzel günler yaşayacağımıza eminim. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim başkanım.